Herkese merhaba arkadaşlar ben Ghost of Bugün sizlerle Watch of Rams'da oyuna bu hafta gelecek olan summon etkinlikler hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere pazartesi günü de uzun zamandır beklediğimiz güncelleme oyuna gelmişti. Birçok yenilik birçok değişiklik mevcut hepsinden bahsedeceğiz. Fakat arkadaşlar bugünkü konumuz summon etkinlikleri hakkında olacak. Gerçekten güzel bir hafta bizi bekliyor. Bol ödüllü bol bol yeni karakterleri göreceğimiz güzel bir hafta olacak arkadaşlar gerçekten uzun zamandır beklediğimiz arkadaşlar değecek bir hafta olacak. Evet gelelim summon etkinliklerine. Yarın arkadaşlar Perşembe günü oyuna limitli bir şekilde eklenecek olan Kigir karakteri geliyor. Bu karakteri 250 summon'a garanti olarak elde edebileceğiz. Tabi daha öncesinde 250 samına ulaşmadan bu karakteri elde edersek 250 samına olayı ortadan kalkıyor arkadaşlar. O yüzden e, samanları açarken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar olacak. Onlardan bahsedeceğim. Onun dışında arkadaşlar Cuma günü de 2x, 15x etkinliğimiz olacak. Hem normal samında hem de divine samında gerçekten burada da güzel karakterler var. Hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Cumartesi günü de 15x'te Twinfield ve Laya karakteri olacak arkadaşlar. Gelelim samanlarımızı bu hafta nasıl açmamız gerektiğine. Öncelikle cumartesi günü ancient samanlarınızı kesinlikle açmayın arkadaşlar. Çünkü Twinfield ve Laya karakteri de normal samanda elde edebileceğimiz karakterler arasında bulunuyor. O yüzden ancient samanları burada açmak tamamen mantıksız olacaktır. Güzel karakterler fakat arkadaşlar ancient samanlara değecek karakterler değil. Normal zamanda bu karakterler illaki karşınıza çıkar arkadaşlar. Evet gelelim diğer etkinliklerde nasıl summon açmamız gerektiğine. Şimdiki yeri karakteri zaten arkadaşlar 250. summon'da garanti olarak bize gelecek. O yüzden arkadaşlar pitinizi mutlaka kontrol edin. O şekilde summon'larınızı açın. Diyelim pitimiz 0'da arkadaşlar. Yani ben 0 olarak kabul edip o şekilde anlatacağım. Sizler de arkadaşlar kendi pitinizi kontrol edip o şekilde samınlarınızı açın. Şimdi sıfır olarak kabul ettiğimizde geldik arkadaşlar kihir etkinliğinde samınlarımızı açmaya. Ortalama 170-180 samını burada açtınız diyelim arkadaşlar. Tabi burada konuşurken kihir karakterinin 250. samında geleceğini varsayarak konuşuyorum. Yani öncesinde de gelebilir. Öncesinde gelirse işler değişiyor arkadaşlar. Şimdi burada 170-180 tane açtık. Pitimize 20 tane saman kalmış oldu. Geliyoruz arkadaşlar 20 samında bu etkinlikte açıyoruz. Zaris, Lucius ya da Razak karakterinden birini alıyoruz. Tekrardan Kigiri karakteri etkinliğinde samun açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ortalama 170 tane açtık. 80 tane samanımız kaldı. Burada arkadaşlar 80 taneyi açmıyorsunuz. Yani 250'ye ulaşmıyorsunuz tam olarak. 79 tane açtık diyelim. İşte 249'a geldik. Durduk arkadaşlar. Orada artık şu şekilde devam ediyoruz. Tekrardan geliyoruz burada arkadaşlar. 2x 15x etkinliğinde. Pitimizi patlatıyoruz, sonrasında bir saman daha açarak ki yeri karakterini elde ediyoruz. Böylelikle arkadaşlar 3 tane samanı e, rahat bir şekilde hani 300 samanı artık e, kaç tane samana mal olursa o şekilde elde ediyoruz. Yani güzel bir şekilde günü kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Evet e, samanları bu şekilde açmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim bir de karakterlere. Tabi karakterlerin özelliklerinden bahsedeceğim sonraki videolarda ama şöyle kısaca bir göz atalım. Kigiri karakteri arkadaşlar çok güzel bir karakter. Hem tasarım açısından hem hasar açısından hem de işlevsellik açısından gerçekten çok özel ve güzel bir karakter. Kigiri karakterinin Faction'larına baktığımızda hem Nightmare Faction'da hem de Watcher Faction'da bulunuyor. Watcher Faction'da bulunması gerçekten çok güzel bir özellik. Belki bazılarınız önemsemeyecek ama arkadaşlar Watcher Faction'da bulunması gerçekten önemli bir durum. Çünkü Watcher faction'ında... Burst damage atan karakter sayısı neredeyse yok arkadaşlar. Bir Lucius karakteri var bir de Ingrid var. Başka bir karakter bulunmuyor. Hadi belki Idril'i de ekleriz. Hadi Alistair de ekleyelim. Ama onun dışında arkadaşlar bir karakterimiz bulunmuyor. Bir de saydığım bu karakterlerin hepsi platform karakteri arkadaşlar. Lucius platform karakteri, Ingrid platform karakteri, Alistair platform karakteri, Idril platform karakteri. Başka da karakter bulunmuyor zaten. Fakat Kigiri karakteri arkadaşlar burst damage atan, yere koyabileceğimiz Fighter sınıfında bulunan bir karakterimiz. Gerçekten çok özel ve güzel bir karakter. O yüzden arkadaşlar ki yeri karakterinin elinizde olması gerçekten ayrı bir durum olacaktır. Hasar açısından gerçekten çok etkili. Yani ayrıca arkadaşlar düşmanın buff'larını ortadan kaldırabilme özelliğine de sahip. E, defansı %50 oranında yok sayıyor. Gerçekten çok güzel özellikleri var. E, çok çoğu yerde kullanabileceğiniz güzel bir karakter tüm hasara bağışıklı hale gelebiliyor. Gerçekten etkili bir karakter arkadaşlar. O yüzden Kigiri karakterini elde etmeniz sizin için çok ama çok iyi olacaktır. Ben mutlaka bu karakteri alacağım arkadaşlar. Evet gelelim diğer karakterlere. 2x 15x arkadaşlar Zaris karakterimiz var. Oyuna bu da bu karakter de yeni eklenecek. Gerçekten bu karakter de güzel bir karakter. Yüksek oranda hasar çıkarıyor. Ee, çok kısa sürede arkadaşlar ani hasarı bir anda ortaya koyabiliyor. Burst Damage atan çok güzel bir karakterimiz. Cult Faction'da bulunuyor. Fakat arkadaşlar çok etkili bir karakter. Yani bu karakterin sizde olması da gerçekten çoğu yerde çok işinize yarayacaktır. Onu söyleyeyim yani bu karakteri elde etmek için de uğraşmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında Lusus karakterini zaten biliyorsunuz. Özellikle arkadaşlar bu son gelen güncellemeden sonra artık arkadaşlar Guild Boss 2'de Boss arkadaşlar kendi üzerine buff aldığı zaman bu buff'ları ortadan kaldırdığımızda tekrardan buff almaya başlayınca sıfırdan artık buff almaya başlıyor. O yüzden arkadaşlar Lucius karakteri e, Guild Boss 2 için e, en önemli karakterlerden birisi haline gelmiş oldu. Onun dışındaki geri karakteri de aynı şekilde buff'ları sildiği için önemli karakterlerden birisi arkadaşlar. O yüzden Lucius karakteri de e, burada elde edebileceğiniz... ...elde etmek için uğraşacağınız karakterlerden birisi diyebilirim. Razak karakterine geldiğimizde arkadaşlar... ...Razak karakteri için şunu söyleyebilirim. Immortal Codex de çok etkili. Gerçekten e, ben de zaten A5 düzeyinde... ...Immortal Codex de ciddi anlamda çok yüksek hasar çıkarabiliyor. Onun dışında Gear Raid 3 de işinize yarayacak. Bazı alana hasarı vuran yerlerde de... işinize yarayacak karakterlerden birisi. O yüzden arkadaşlar Razak karakteri de... ...yani burada... Elde etseniz üzülmeyeceğiniz karakterlerden birisi olacaktır. Ee, Tabi diğer karakterler kadar çok iyi bir karakter değil. Ama arkadaşlar ciddi anlamda Immortal Codex'de en iyi karakterlerden birisi. Hani Nyx'den sonra Razak karakteri geliyor arkadaşlar. Zaten bende Nyx olmadığı için Razak karakteriyle 3S'e rahat bir şekilde ulaşabiliyorum. Yani 200 milyon civarında hasarı rahat bir şekilde çıkarabiliyor karakter. O yüzden arkadaşlar Razak karakteri de burada aldığınızda üzülmeyeceğiniz karakterlerden birisi olacak. Bende de zaten A5 düzeyinde arkadaşlar. Evet bu haftaki samun etkinlikleri bu şekildeydi. Samunlarınızı dediğim gibi açarsanız gayet karlı bir şekilde günü kapatmış olursunuz. Zaten bu hafta arkadaşlar bolca ödül alacağız. Bolca güzel etkinliklerimiz var. Yeni etkinliklerimiz var. Burada balık tutma etkinliğimiz olacak arkadaşlar. Güzel etkinlikler olacak. Bolca ödüller alacağız. Eğer arkadaşlar şöyle bir durum var. Bazı kişilerin kaynağı yetersiz oluyor. İşte diyelim ki 100 tane samın var ya da 150 tane samın var. 250'ye ulaşamam diye geliyorlar. Sadece 2x, 15x açıyorlar. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Zaten samın açtığınızda hani %20'sini elmas olarak zaten geri alacaksınız. Onun dışında bu hafta zaten birçok etkinlik var. Birçok e, samını elde edeceksiniz. O yüzden Öyle bir korkunuz, tedirgin, tedirginliğiniz de olmasın, 250 samına ulaşabilirsiniz. Yani 150 samınız varsa, 250 samına ulaşma durumunuz yüksek arkadaşlar. Fakat işte diyelim ki hani 50 samın var, 70 samın var ya da 100 samın var diyelim, o zaman biraz sıkıntı oluyor. Ama arkadaşlar zaten bu etkinlik pazartesine kadar devam edecek. Şöyle baktığımızda evet. Hani pazartesi günü de bu etkinlik sürecek. O yüzden hani pazartesi günü de yeni haftaya girdiğimizde marketten birçok samını da oradan alacaksınız. Hani onu hesap edin ona göre samınlarınızı açın. Kaynağı bol olanlar için çok güzel çok eğlenceli bir hafta olacak diyebilirim. Onun dışında şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Karakterlerin özelliklerinden sonraki videolarda bahsedeceğim. Onun dışında tabii yeni artifact materyal bölümlerimiz geldi. Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. En kolay şekilde, en hızlı şekilde nasıl geçeriz onları anlatmaya çalışacağım. Arenada birçok değişikliğimiz var. Yeni arena shopumuz var. Tabii yeni bir karakterimiz daha var arenada da elde edebileceğimiz arkadaşlar. Lady Alexandra. Onun hakkında da konuşacağız. Onun dışında arkadaşlar şimdilik söyleyebileceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi oyunlar dilerim. Ee, videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.